9 Şubat bütün dünyada dünya sigarayı bırakma günü, sigarayı boykot günü olarak kutlanmakta. Biz de Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Derneği olarak rutin olarak yapmış olduğumuz çalışmalar içerisindeki bir program bu. Bu vesileyle okullarımızda, cemiyetlerimizde, fabrikalarımızda insanları sigaradan nasıl uzaklaştırabiliriz, insanlara sigaranın zararlarını nasıl anlatırız diye bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sigara noktasında biraz duyarsız davranan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bugün bütün insanlığın sağlık noktasındaki en ciddi sorunu sigaradır. İnsanlığı tehdit eden en büyük mikroplardan birisi sigaradır. Dolayısıyla insanımızı hem bireysel olarak hem milleti, memleketi, ülkeyi olumsuz yönde, ekonomik noktada olumsuz yönde etkileyen bu vahim olaydan insanların biraz daha duyarlı davranıp uzaklaşması lazım. Bazı gönüllü kuruluşlar bu noktada çalışmalar yapıyor ama ülkemiz noktasında bu çalışmalar yetersiz. Ve devletimizin bu konuda çıkarmış olduğu çok güzel kanunlar bazen mahalli idarelerde veya şehrimizin idarecileri tarafından kanunlar ihlal edilmekte veya yeterince uygulanmamaktadır. Özellikle Adıyaman'ım için söylüyorum. Benim şehrimde iddia ediyorum ve bu noktada da iddiamın arkasındayım. Birçok resmi kurum ve kuruluşlarda, birçok iş yerlerinde sigara yasağı maalesef ihlal ediliyor. Bu ekonomik yönden zarara sebebiyet veriyor. Sağlık açısından zarara sebebiyet verdiği için bugünkü toplantımda buna dikkat çekmek istiyorum. Şehrimizde sigara yasağı genelde ihlal ediliyor. Buna yöneticilerin, ilgililerin biraz daha dikkatini çekmek istiyorum. Dolayısıyla ülke olarak, büyük bireyler olarak, anne babalar olarak, yöneticiler olarak bizden sonra teslim edeceğimiz, ülkemizi teslim edeceğimiz gençliğimize de doğru örnek olamıyoruz. Onlara güzel bir ülke bırakmak istiyorsak, sağlıklı bir ömür bırakmak istiyorsak, bugün bu sigara denilen mikroptan bir an evvel gençliğimizi uzak tutmamız lazım. Anne babaların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Maalesef bir zevkle başlıyor, sonunda huzursuzluk getiriyor. Maalesef bir özentiyle başlıyor, sonunda en çok kanser hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu işe başlamak kolay ama bunu bırakmak çok zor. Bugün sigara içenlerin %90'ının 18 yaşından önce başlamış olduğunu görüyoruz. Ve bir sigara insan ömründen 5,5 dakika gibi önemli bir zamanı alıp götürüyorken takriben 30 yıl sigara içenin ömrünün 10 ile 15 yıl arası azaldığını ve erken ölümlere sebebiyet verdiğini uzmanlar, bilim adamları söylüyor. Ne olursunuz buradan ilgililere sesleniyorum. Anne babalara sesleniyorum. Özellikle bu bazı televizyonların yayınları, programları gençliğimizi içkiye, kumara, fuhuşa, sigaraya teşvik etmektedir. Bu tip yayınları çocuklarınıza seyrettirmeyin. Bu tip yayınları çocuklarımıza seyrettirmeye kalkışanları iyi tanıyın. Yeri geldiği zaman onlardan hesap sormasını bilin. Bugün birçok yanlışlıkların telafisi mümkün olmayan yaralar açacağını artık görmeye başlamış durumdayız. Onun için anne babalar ne olur çocuklarınız üzerinde biraz daha itinayla durun. Yavrularınızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışın. Yoksa sonu vahim, vahim, çok vahim. Bazı virüsler aniden baş gösterir, hızlı ölümlere sebebiyet verir. Bugün Çin'de olduğu gibi. Bazı virüsler vardır, yavaş yavaş insanı ölüme sürükler. Sigara içenler şöyle bir düşünsün. Sigara içip de bu mikroptan, bu virüsten her yıl 110 bin insanımız ölüyor Türkiye'de. Bu günde 300 kişiye tekabül ediyor. Genç yaşta anne babaları kaybediyoruz. Gençlerde nesillerimizi kaybediyoruz. Bu yaygın virüsten, sigara virüsünden bu ülkenin bir an evvel kurtulması lazım.